Who wants a creamy, delicious milkshake? Forever gonna win against monsters. Run! Aykırı Film'den yeniden merhaba. Bugün kanalda nedense hiç konu etmediğim ama hakkında kesinlikle konuşmak zorunda hissettiğim Amazon'un The Boys dizisi hakkında bir iki kelam edeceğim. Bu genel olarak bir dizi eleştirisi ve fikir beyanı niteliğinde olacak. Özellikle son yayınlanan 4. sezon 4. bölüm beni bu videoyu yapmaya itti. Bu yüzden diziye dair kısmi spoiler içerebilir. Ben uyarımı yapmış olayım. Biliyorsunuz, bir içerikten bahsedeceksem önce bir arka planını seyahat etmeyi seviyorum. Bu artık kanalın tarzı haline geldi. The Boys, düşündüğünüz kadar eski bir seri değil. Çıkış yılı 2006. Yani neredeyse 20 sene geçtiğini biliyorum. Ama Marvel ve DC kökenli hikayelerin üzerinden 60 sene geçmiş olunca bana çok da eski gelmedi. Bir de yaşlanmayı reddediyorum sanırım. Neyse, bu seriyi yaratan isim Garth Ennis'ten biraz bahsetmek lazım. Kendisi çizgi roman aleminin ruh hastası İrlandalı yazarlarındandır. Zaten bu Britanya kökenli yazarların çoğu manyak nedense. 19 yaşında arkadaşı çizer John McRae ile birlikte ilk çizgi romanları Troubled Souls çıkarıyorlar. İrlanda'daki şiddet olaylarının ortasında kalan bir adamı anlattığı hikayeden sonra asıl olay işi ise True Fate oluyor. Çünkü bu çizgi roman yarı otobiyografik bir iş ve Ennis'in çocukluk anılarına dayanıyor. Bu adamın çocukluğu niye olay oluyor derseniz de Ennis uzun nesillerdir ateist bir ailenin çocuğu. Kendisinin Tanrı ile ilk tanışması da 9 yaşında bir derste oluyor. Çevresindeki herkes inançlıyken bir ateist olarak yaşadığı sorunları bu çizgi romanda anlatan yazar bir dönem ateist propaganda yapmakla bile suçlanıyor. Ama işte ne kadar sansasyon o kadar tanınma sağlıyor sana. Daha sonra Vertigo Comics'in Hellblazer serisine atanan yazar, Constantine'in hikayelerini temel alan bu seriyle harika hikayelere imza atıyor ve bir anda kendini Büyükler Ligi'nde buluyor. Burada tanıştığı çizer, Steve Dillon ile beraber çizgi roman anlatısını tamamen değiştirecek ikilinin ilk orijinal işi Preacher oluyor. Bu hikayede kısmen yazarın geçmişinden parçalar içeriyor. Burada ağzından çıkan her sözü yaptırabildiği güçler kazanan bir rahibin hikayesi anlatılıyor. Hellblazer'dan edindiği tecrübelerle, melekleri, şeytanları, hatta vampirleri hikayesine yediren ve dini, mitolojileri hedef tahtası haline getiren yazar, artık çizgi roman okurlarının hayran olduğu bir isme dönüşüyor. Bu Preacher'ın AMC imzalı bir dizisi de yapıldı bu arada. Seth Rogen'ın çıraklık işi olan bu projede en az The Boys kadar çarpıcı bir işti. Ama artık bir takım lobilerden midir ya da bir takım kimseleri rahatsız ettiğinden midir, tutmadı, tutturulmadı. Hani The Boys seviyorsanız bu diziye de bir şans verin bence. Ülkemizde Amazon üzerinden izlenebilir. Daha sonra Marvel için de Punisher karakterini kaleme alan yazar burada gorun ve şiddetin sınırlarını zorlamıştır ve Marvel tarihinin en kirli işlerinden birine imza atmıştır. İnsan olmayı, erdemleri, ahlaki çatışmaları konu etmeyi seven yazar, her şeye karşı tutumu ve kara mizah sosuyla döneminin en sevilen isimlerinden biri olmayı başarmıştır. Ben de şahsen kendisiyle Preacher serisiyle tanışmıştım ve ana akım çizgi romanlardan uzaklaşmamı sağlayan kişi olmuştu kendisi. En başa dönelim. Evet, 2006 yılında The Boys'u yazıyor bu abimiz. O zamana kadar süper kahraman konseptini eleştiren çok fazla iş. DC ve Marvel bile kendilerine eleştirdikleri özel hikayeleri vardı. Garth Ennis yeni bir şey yapmıyordu. Ama hiç kimse bu işi onun kadar sert, onun kadar gerçekçi, onun kadar cesur yapmamıştı diyebiliriz. Bütün öncül örnekler süper kahramanlarında gri kimseler olabileceğini söylerken, Garth Ennis hepsinin özünde insan olduğunu ve insanların çarpık ahlaki ikilemlere sahip olduğunu savunarak tek bir masum süper kahraman bırakmamıştır bu dünyada. Şimdi araya enteresan bir tespit sokuşturacağım. The Boys DC için Türk katili diyebiliriz rahatlıkla. Bu konuyu Marvel sinemasının çıkışı temalı bir videomuzda ele almıştık zaten. İzlemek isterseniz linki yukarıda paylaşıyorum. Orada da demiştik, bir film türü, o türü eleştiren, o türün dinamiklerini basitleştiren, parodi tarzı işlerin çoğalmasıyla yok olmaya yüz tutar. Elbette hiçbir tür tam anlamıyla yok olmaz. Ama eski popülaritesinden uzaklaşır ve seyrekleşmeye, daha niş şeylere dönüşür. İşte The Boys'un Marvel ve DC işlerine yaptığı şey tam olarak bu. Siz hayranlı olduğunuz ve ahlaki olarak zirveye koyduğunuz, idolize ettiğiniz o kahramanların gerçekçi bir düzlemde ne kadar kırılgan, ne kadar kötü olabileceklerini gördüğünüzde bazı inançlarınızla sorgular hale geliyorsunuz. Homelander'ın birine dokunduğunda onu parçaladığını gördüğünüzde son hızı uçarak gelen Superman'in aniden frenleyip havada birini tutmasını sorgulamaya başlıyorsunuz. Ya da şöyle düşünün, Superman uykusunda horlarsa ne olur? Bir felaket değil mi? İşte dizinin süper kahraman film türünü uyguladığı bu tarife 90'ların başında bir takım yazarlar tarafından çizgi roman sektörüne de uygulanmıştı. Elbette hiçbirinin amacı ekmeğini yedikleri kapıya pislemek değildi. Onlar sadece fikirlerini, yaratıcılıklarını, duygularını aktarıyorlardı bize. Ama o dönem hem ana akım hem alternatif çizgi romancılıkta karanlık hikayeler trend haline gelmişti. Artık süper kahramanlar eskisi kadar süper değildi. Anti kahramanların altın çağıydı bu. Venom gibi, Punisher gibi, Spawn gibi karakterler, Süpermenlerin, Batmanlerin ölümü çizgi roman okuyucu kitlesini değiştirmiş ve belli bir kitleyi de kendilerinden uzaklaştırmıştı.
Belki de eskisi kadar renkli, eskisi kadar kaçış edebiyatı satamadıkları için büyük firmalar iflasın eşiğine geldi. Çizgi romancılık bitiyor mu dediğimiz bir noktada film stüdyoları imdatlarına yetişti ve karakterlerin aklına satın alarak ve filmlerini yaparak yeniden popüler hale gelmelerini sağladılar. Ama işte 2006 yılında çıkan bir çizgi roman serisi, The Boys, kostüm değiştirip hayatta kalan süper kahramanların dünyasını karartmaya geliyordu. DC'nin alt markası Wildstorm'da yayın hayatına başlayan The Boys, ilk 6 sayıdan sonra iptal edilmişti. Sebep satış rakamları gösterilse de aslında DC'nin Boys'un yapabileceklerini öngörmesinin bir sonucuydu bu. Daha sonra alternatif yayın evlerinden Dynamite tarafından satın alınan seri devam ettirilmişti. The Butcher adında eski bir CIA çalışanının süper kahraman çılgınlığına savaş açmasını, kendi revanşist motivasyonlarla bir araya gelmiş ekibini kurmasını ve süper kahramanları avlamasını anlatan serinin diziden bile daha cesur ve sert olduğunu söylesem bana inanır mısınız bilmiyorum. Beklediğinden uzun bir bilgi seansı oldu. Şimdi diziye geçebiliriz sanırım. 2019 yılında Seth Rogen ve Evan Goldberg ikilisinin alternatif çizgi roman dünyasına ikinci ayağı olan bu dizide Preacher deneyiminden çıkardığı dersleri burada çok iyi uygulama şansı buluyordu. Stream servislerin yükseldiği bir dönemde Amazon ile gerçekleştirdikleri işbirliği onlar için daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmak anlamına geliyordu. Bu arada Seth Rogen derken bildiğimiz Seth Rogen'dan bahsediyorum. Bayağı sulu komedilerin aranan yüzü bu adam ağır bir çizgi roman geeki. Sinema içinde Teenage Mutant Ninja Turtle animasyonunu yapan bu abimizin projeyi Supernatural dizisinin yaratıcılarından olan Eric Kripke'ye emanet etmesi o kadar isabetli bir karar olmuş ki Supernatural zamanı Ben Edlund ile birlikte hayal gücünün sınırlarını zorlayan bu ikili bu sefer daha yetişkin içerikli bir konsepte yeteneklerini sergiliyor. Zaten onun varlığı sebeple Supernatural kadrosunun önemli isimlerini dizide konuk oyuncu kontenjanından görebiliyoruz. Dizinin casting başarısını da bir posta övmek istiyorum. Zaten büyük oranda gücünü buradan alıyor. Hatta benim bu videoyu yapma sebebim bile tek bir oyuncu kaynaklı. Tahmin edersiniz ki Homelander'ı oynayan Anthony Starr'dan bahsediyorum. Kendisi daha önce Banshee dizisinde parlamış bir isim. Ancak bu diziyle ve bu rolle beraber hayatını çıkışını gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Sanki yıllardır bu karakteri oynamayı bekliyormuş gibi karakterin içine girip onun cismine bürünüyor bu adam. Dizide elbette yine çok iyi oyuncu performansları var. Ama bu adam oynamıyor, yaşıyor adeta. Hatta bizzat kendisi Homelander olabilir mi diye sorduruyor. Bu televizyondan taşan sinema seviyesi bir oyuncu performansı. Ve bunca zaman hiçbir Emmy, Altın Küre ödülü almaması, aday dahi olmaması tam anlamıyla bir skandal. Ve dizinin her anı, devamlı değişen mimikleri, gerginlik yaratan tikleri ve o korkunç gülümsemesiyle bu adam bir izleyici olarak beni tamamen dizinin içine alıyor. Öte yandan ona yakın bir performans sergileyen bir de Butcher rolündeki Carl Urban var. Kendisi bana kalırsa tarihin en underrated oyuncularından birisi. Birçok büyük yapımda rol almış, akılda kalıcı performanslar sergilemiş ama en çok hakkı verilen yerin The Boys olması oyuncuya da haksızlık gibime geliyor. Bu adam hep iyi bir oyuncuydu. Çok genç yaşta Yüzüklerin Efendisi'nde rol almak kolay bir şey değil. Star Trek'teki Dr. McCoy performansı için Leonard Nimoy'un "Onu izlerken gözlerim yaşardı çünkü eski dostum dirilmiş gibiydi" diye bir demeci bile var. Biz geek camia onu hep sevdik, hep benimsedik. Kendine has aksanı ve macho tavırlarıyla Billy Butcher karakterine gerçekten katman çıkıyor kendisi. Zaten dizinin belki de en iyi sahneleri o ve Homelander'ın karşı karşıya geldiği anlarda ortaya çıkıyor. Huey rolünde Jack Quaid var. Kendisi bu rolü ilk seçildiğinde henüz tanınmış bir yüz değildi. Tek tük yapımlarda küçük rollerde gözüken birisiydi. Ama bu rol onun için de bir çıkış oldu. Tabii kendisinin Hollywood soylusu olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Babası Dennis Quaid, anne Meg Ryan. Oyuncu bir aileden geliyor ve şöhret basamaklarına tırmanmak onun için çok zor bir şey değildi hiçbir zaman. Ben bu kardeşimizin de oyunculuğunu beğenen tayfadanım. Özellikle Huey'nin pasifliğini, o ağzı süt kokan çocuk personasına çok iyi veriyor. Starlight ile bazı sahnelerini izlemek beni yorsa da, çizgi romanda Simon Pegg referans alınarak yaratılan bir karakteri olabilecek en doğru şekilde oynadığını söyleyebilirim. Bu arada Simon Pegg demişken, kendisinin bu dizide Huey'nin babası olarak yer almasının sebebi de tamamen az önce söylediğim şeyle ilişkili. Starlight da dizinin merkezinde olan karakterlerden birisi. Annie January diziye başladığında çok sevimli biriyken son sezonlara kadar geçirdiği estetik ameliyatlar sonrası eski halinden eser kalmadı. Gerçekten bu insanlar neyi eksik bulup bunları yapıyor anlamıyorum. Hani gerçekten sıkıntılı bir görüntüsü falan olsa yapsın, ihtiyaçtır derim. Ama yani şuyken şu olunca ne kazanılıyor biri bana gerçekten açıklasın. Zaten dizideki karakteri de benzer bir karakter gelişimine sahip. İlk sezonlar daha empati kurulan ve hikayesi ilginç olan bir karakterken daha antipatik gelmeye başladı bana. O yüzden kendisinden çok bahsetmek istemiyorum. Elbette dizideki bütün karakterlerden bahsedersem bu videonun sonunu getiremem. Ama genel olarak ortalama üstü performanslar izlediğimizi söyleyebilirim. Hani en pasif gözüken karakterin bile çok büyük bir ağırlığı var dizide. Bu kadar karakterli bir iş için büyük bir başarı. Yani ben Ashley gibi şiddetli bir karakteri izlemeyi de seviyorum. Deep gibi ezik bir karakteri izlerken de çok eğleniyorum. Bu dengeyi çok iyi sağlamış bir diziden bahsediyorum. Dizinin bana kalırsa en güçlü tarafı ise seyirciyi şaşırtma kozlarının asla tükenmemesi. Hani güçlü hikayeler yazmada biraz sorunlu olsa da sahne yazma yetenekleri çok yüksek insanlar tarafından yapılıyor bu dizi.
İzleyicinin hiç alışık olmadığı grotesk cinsel fanteziler ve gore banyosu tadında şiddet sahneleriyle sık sık karşılaşıyoruz. Homelander üzerinden sağ fikirler bir tık düşman figürü gibi konumlandırılsa da aslında bazı mantıksız liberal fikirler de dizide eleştiri malzemesi haline getiriliyor. Yani bu bağlamda biraz taraflı bir dizi. Ama dediğim gibi asıl meselesi medya ve popüler kültür üzerinden insanoğlunun dilemmalarını eleştirmek ve herkesin bir noktada kırılgan olduğunu göstermek. Dizide Amerika'nın politikalarına ve sosyal medya kültürüne dair güzel anlatılar olsa da mevzusu nihayet de süper kahraman kültürü. Burada da beslendiği en güçlü kaynaklar Marvel ve DC hikayeleri. Buradaki karakterlerin alegorilerine sahip. Homelander bariz bir şekilde gerçekçi bir Superman metaforu iken Deep ile Aquaman gibi bir karakterin gerçekte ne kadar absürt görüneceğine değiniliyor aslında. Süper kahraman filmlerinin hayranları tarafından kültleştirilmesi ve savaşırcasına savunulması gibi tanıdık görüntüleri dizide olabilecek en çıplak şekilde işliyor olmaları aslında bu sektöre de büyük bir darbe vuruyor. Daha önce de dediğim gibi, gerçekte nasıl olduğunu bildiğimiz şeyleri çizgi film renklerinde beyaz perdede izlemek canımızı sıkabiliyor. Özetle bu dizi, kahramanını tanışma demenin zirve noktası. The Boys hakkında çok daha fazla şey söylemek için bu videoyu yapmıştım. Ancak şu aşamada bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyorum. Duruma göre 4. sezon sona erdiğinde daha toplu bir analiz videosu yayınlamak niyetindeyim. The Boys, süper kahraman kültürüne karşı yapılmış bir dizi gibi dursa da aslında bu filmlerle büyümüş, yetişmiş jenerasyonları bazı tehlikelere karşı uyarma görevi de görüyor. Bununla birlikte Invincible gibi bir dizinin de türemiş olması, bu dünyaya yeni bir pencere açılması, bazı şeyleri tüketirken daha bilinçli olmamızı sağlıyor. Siz The Boys hakkında ne düşünüyorsunuz? Favori karakteriniz hangisi? Bu dünyada olsaydınız hangi gücünüz olsun isterdiniz? Yorumlara yazın, konuşalım. Bir sonraki videoya kadar aykırı ve hoşça kalın.